Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kahvaltılık tarif paylaşacağım. Birlikte fırında çıtır çıtır susamlı baharatlı patatesler yapacağız. Öncelikle 5 adet patates kullanacağım. Patateslerimi soydum, orta boy patates. Şimdi bu şekilde dilimliyorum, elma dilimi şeklinde. Şöyle bakın arkadaşlar. Patatesi önce ikiye bölüyorum, daha sonra da dörde bölüyorum. Patateslerin hepsini doğradım. Şöyle geniş bir kaba alıyorum. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Baharat olarak karabiber, kimyon, toz biber, pul biber, kekik ve tuz ekliyorum arkadaşlar. Siz de damak zevkinize göre miktarlarını arttırıp azaltabilirsiniz. Ben birer çay kaşığı ekledim. Pul biberim acı olduğu için de yarım çay kaşığı ekledim. Tuzumu da 1,5 çay kaşığı ekledim. Üzerine de 1 yemek kaşığı susam ekliyorum. Susam harika bir lezzet veriyor. Mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Üzerine 1 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Eğer mısır nişastası varsa mısır nişastası olsun, ama eğer yoksa buğday da kullanabilirsiniz. Yarım Türk kahvesi fincanından biraz fazla da zeytinyağı ekliyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz veya ikisini de karışık kullanabilirsiniz. Yağ miktarını da damak zevkinize göre biraz daha arttırabilirsiniz. 2 diş de sarımsak rendeleyeceğim. Biraz da çörek otu serpiştiriyorum. Çörek otu da harika bir lezzet veriyor. Siz de arzuya göre serpiştirebilirsiniz. Şimdi elimle hepsini harmanlayacağım. Şimdi karıştırdığım patateslerimi üst üste gelmeyecek şekilde fırın tepsime diziyorum. Altına da yağlı kağıt serdim. Şöyle sırasıyla hepsini dizeceğim. Patateslerin tamamını yerleştirdim. Şöyle çok hafif bir yağ kaldı, onu da üzerine şöyle gezdiriyorum. Fırınımı 180 dereceye ayarladım, ısındı. Şimdi patateslerimi fırına gönderiyorum. Altı üstü güzelce kızarıp yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Pişirme süresi fırından fırına farklılık gösterir. Onun için kontrollü bir şekilde pişirelim. Patateslerim çıtır çıtır çok güzel kızardı. Şimdi fırından alıyorum. Patateslerimi servis tabağıma aldım. Yanında ketçap, mayonez, naneli yoğurtla servis yapıyorum. Gerçekten batırıp yemesi harika oluyor. Sizlere tavsiyem fazla fazla yapın. Çünkü masada kapış kapış giden harika bir kahvaltılık. Şöyle bakın, çıtır çıtır. Az yağla yapılmış olduğu için de oldukça hafif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten bir kere yaptıktan sonra sürekli yapacağınız bir lezzet haline gelecek. Bu sıcaklarda ocak başında uğraşmadan fırında yapıldığı için de oldukça pratik. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Lütfen bana destek amaçlı kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.